Hey again everybody. Merhaba arkadaşlar. LGS yaklaşmakta biliyorsunuz ve İngilizce denemesiyle karşınızdayız. Evet, ilk denememizi yapalım. Evet arkadaşlar, denememizin ilk sorusuyla karşınızdayız. Birinci sorumuz bir boşluk doldurma sorusu. Bu soruda e, resimler var ve resimlerin karşısında konuşma baloncukları var. Konuşma baloncuklarında boş kalan diğerleri aşağıdaki kelimeleri yerleştireceğiz. Soru kökünü bir okuyalım bakalım yine de. Which of the following doesn't complete the blank? in any of the sentences above. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarıdaki cümlelerden herhangi birini tamamlamaz. Evet yani boşluğa uygun olmayan kelimeyi aşağıdan bulmamız gerekiyor. I and my best friend Mary. Ben ve en iyi arkadaşım Mary enjoy going to the keyif alırız nokta noktaya gitmekten. We are interested in watching a play. Biz oyun izlemeyi severiz veya biz oyun izlemekte ilgileniriz gibi bir anlam var burada. Oyun oynanan bir yer olması lazım. Ta ki sahnede sergilenen bir oyundan bahsediyoruz sinema exhibition sergi tiyatro tiatro da konser tabii ki tiyatro bizim burada birinci boşluğa koyabileceğimiz bir cevap. Bu şu anda boşluklara uygun olan bir seçenek. I like having time with Paul. Paul'la vakit geçirmeyi seviyorum. We always go to blah blah to watch a film. Sürekli nokta noktaya gider, film izleyiz, izleriz. Gidip de film izleyeceğimiz bir yer arıyoruz arkadaşlar. Concert konser salonu veya konser Exhibition sergi, sinema, sinemada film izleyebiliriz arkadaşlar. Bu da boşluğa uygun seçeneklerden birisi. I share the same interest with Kim. Kim ile aynı ilgileri paylaşmaktayım. Yani ilgilerimiz aynı. Our favorite activity is going to bla bla to listen music. Favori aktivitemiz müzik dinlemek için nokta noktaya gitmektir. Aşağıda müzik dinleyebileceğim yer konser. O zaman bu da boşluğa doldurabileceğim kelimelerden birisi. Tek bir seçenek kaldı arkadaşlar. Boşluğa dolduramayacağım. Yani aradığım seçenek exhibition sergi. Doğru cevap B şıkkı. Evet şimdi sıra geldi ikinci soruya arkadaşlar. Bu soruda bize verilen bir bilgi var. Bu bilgiye bakarak aşağıdaki soruyu cevaplandırmamız gerekiyor. Look at the information above. Yukarıdaki bilgiye bakın. Find who will go to camping with Tom. Tom ile kimin kampa gideceğini bulun demiş. Önce bilgiyi bir görelim arkadaşlar. Tom'dan arkadaşlarına yazılan bir maile benziyor. Dear friends, sevgili arkadaşlar, our club is organizing a camping trip for the following weekend. Gelecek hafta kulüplerinin bir kamp ziyareti, kamp gezisi ayarladığını söylüyor. We, we will also go trekking. Trekking yapmaya da gideceğiz. You know I am really into this kind of activities and I would like to be with you. Bu tip şeyleri sevdiğimi bilirsiniz ve sizin de yanımda olmanızı isterim. Why don't we go together? Niye birlikte gitmiyoruz? Tom, mektubu yazan veya maili yazan kişi Tom arkadaşlar. Şimdi Tom'un arkadaşlarının kamp hakkındaki fikirlerini göreceğiz. These are Tom's friends opinion about camping. Sarah doesn't like sleeping in a tent. Sarah bir çadırda uyumayı sevmiyor. Frank likes doing indoor activities. Frank iç mekanlardaki faaliyetleri seviyor. Yani bu iki bilgiye bakarsak Sarah ve Frank pek kampa gidecek adamlara benzemiyor. And things walking for long hours is not exciting. En iyi başladı ama kötü bitirdi arkadaşlar. Yani uzun yolculuklara, uzun yürüyüşlere çıkmanın heyecan verici olmadığını düşünüyormuş. Kampta da yapılacak şeylerden birisidir bu. O zaman en de gitmeyecek demektir. Tim is fond of being in nature. Tim doğada bulunmayı sever. Burada arkadaşlar özellikle doesn't like, like, is not exciting veya fond of gibi ifadeler bize arkadaşlarının, Tom'un arkadaşlarının kamp hakkındaki fikirlerini anlatan kelimelerden bazılarıydı. Bunlar bizim için ipucuydu arkadaşlar. Doğru cevap burada e, D şıkkı ve tim e, seçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorudayız arkadaşlar. Question number 3. Soru kökünü okumakla başlıyorum. Please answer the question according to the conversation. Konuşmaya göre soruyu cevaplandırın demiş. Su ve bil arasında geçen bir diyalog. Bu diyalog sorularında biliyorsunuz konuşan kişilerin kim olduğu önemli. Anne çocuğu mu? Öğretmen öğrenci mi? İki arkadaş mı? Kimin konuştuğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Sue ve Bill iki arkadaş olabilir arkadaşlar veya e, iki ayrı kişi. Bakacağız. Bill makes a phone call to e, boşluktan önce şunu söylemiş. Bill nokta nokta için bir telefon görüşmesi yapmaktadır. Hi, this is Sue speaking. How can I help you? Merhaba, konuşan Sue size nasıl yardımcı olabilirim? I want to make a reservation for next weekend. Gelecek hafta için bir rezervasyon yapmak istiyorum. Bill rezervasyon yapmak istiyor arkadaşlar. Of course. Can I have your name and phone number please? Adınızı ve telefon numaranızı öğrenebilir miyim? Bill Stone and my phone number is 44651-83764. Evet, adım Bill Stone and telefon numaram deyip numarasını söylemiş arkadaşlar. Your room is reserved. Odanız ayrılmıştır. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Demek ki Tom bir rezervasyon yapıyor ve rezerve ettiği şey de bir oda arkadaşlar. Make a train reservation bir tren rezervasyonu yapmak yani trende yer ayırmak bu doğru seçenek olamaz arkadaşlar. Ask about a bill bir fatura hakkında bilgi almaya çalışıyor. Yok. Make a complaint şikayette bulunuyor. Hayır. Book a room bir oda rezerve ediyor. Reserve kelimesiyle book ortak kelimeler arkadaşlar. O yüzden burada anahtar kelimemiz book idi. Okay guys. Question number 4. Evet arkadaşlar. Soru 4'e bakalım. In this question you can see a long passage. Bu soruda uzun bir pa paragraf görüyorsunuz. LGS'de böyle uzun paragraflar sıklıkla karşınıza çıkıyor. Paragrafı dikkatle okuyup içinde verilen bilgileri aşağıda uygun bir şekilde kullanmalısınız. Answer the questions according to recipe. Tarife göre e, soruyu cevaplandırın. Quick salad. Tarifimizin ismi quick salad arkadaşlar. Today. I am going to give you the recipe of an easy traditional salad. Geleneksel kolay bir salatadan bahsediyor. If you have some unexpected guest, don't worry about it. Just use my recipe. Eğer beklenmedik misafirlerin varsa hiç endişelenme. Bu tarifi kullan. It is easy and quick. Kolay ve hızlı bir tarif. First, you should wash the potatoes and put them in a large pot. Then, add four glasses of water into pot. Next, boil the potatoes for 10 minutes. After that, take the potatoes out and peel them when they are still hot. Then dice potatoes and put them in a big bowl. Finally, put green onion and some olive oil. By the way, if you want to have a better taste, don't forget to put potatoes into cold water before you boil them. Şimdi bu paragrafta arkadaşlar bizim için sıralama bildiren ifadeler çok önemli. First, then önce şöyle, sonra böyle next daha sonra şunu after that ondan sonra da şunu yap gibi bizi yönlendiren ve sıralama anlatan bu kelimelere sequence words diyoruz. Yani bir işi yaparken sıralama bildiren kelimeler. Which of the following questions doesn't have an answer in the text? Aşağıdaki sorulardan hangisinin metinde, metinde bir cevabı yoktur? How much salt should you add? Sıralama bildiren eylemlere baktığımız zaman tuzla ilgili bir şey yoktu. Doğru cevabın bu olma ihtimali çok yüksek ama diğer şıkları da okuyacağım arkadaşlar. Is it very easy to make a potato salad? Patates salatası yapmak kolay mı? Hem quick salat hem de easy ifadelerinden biz patates salatası yapmanın kolay olduğunun cevabını metinde bulabiliriz. When should you peel the po the boiled potato? Haşlanmış patatesleri ne zaman soymalısın? Bir diğer sorumuz. Evet arkadaşlar bu sorunun cevabını after that ile başlayan kısımda görüyoruz. Take the potatoes out and peel them when they are still hot. Patatesleri dışarı çıkart ve hala sıcakken soy. Bu sorunumuzun cevabı da var arkadaşlar. Bunlara şöyle bir tik koyuyorum. What is the cooking tip for having a tasty potato salad? E, lezzetli bir patates salatası için e, işin sırrı nedir? Son sorumuz buydu. Aşağıda e, by the way if you want to have a better taste ile başlayan better taste kısmında yine bu sorunun cevabını da bulabiliyoruz. Yani ilk düşündüğümüz seçenek A şıkkı bu soru için doğru cevaptı. Okay, question 5. Soru 5 arkadaşlar. Soru ile başlayalım. According to these sentences, bu cümlelere göre who can be Jason's new close friends? Close friend. Jason'ın kim yeni yakın arkadaşı olabilir? Soruyla ilgili verilen bilgiye bakalım. Bu Jason arkadaşlar. Jason is a new student at the school. He would like to have new friends. Okulda yeni bir öğrenci ve arkadaş arıyor. He needs to have a helpful and supportive friend. Yardımsever ve destek olacak birisini arıyor. Jason kendisine arkadaş olarak. These are some of his new friends, classmates, opinions about their own personality. Burada Jason'ın yeni sınıf arkadaşlarının kendi kişilikleriyle ilgili bazı ifadeleri var. Gary, Simon, Carl and Matt. Biz bunların arasından Jason'a en yakın olan kişiyi bulacağız. Yani helpful ve supportive olanı bulmam lazım. Gary, I don't like changing my mind. Fikirlerimi değiştirmeyi sevmem. Also, I am a reserved person. Ayrıca ben biraz da içe kapanık bir kişiyim. Evet, reserved person olması pek Jason'a uygun bir kişi değil arkadaşlar. Bir de don't like changing mind. Fikirlerini değiştirmek istememesi uygun bir arkadaş profilini ortaya çıkartmadı. Simon, bir diğer arkadaşımız. If you are in trouble, eğer herhangi bir sorun yaşıyorsan, Don't worry, hiç endişelenme. I am with you, ben yanındayım. You can always count on me, her zaman bana güvenebilirsin. Evet, bu kişi yardımsever birine ve destek olacak birine benziyor. Doğru cevabın saymı olma ihtimali çok yüksek ama diğer şıklara bakalım arkadaşlar. I seldom go out, nadiren dışarı çıkarım. I prefer being on my own and spending time at home. E, evde kalmayı ve yalnız vakit geçirmeyi tercih ederim. Kar da çok uygun birine benzemiyor arkadaşlar. I never trust people easily. Diğer insanlara kolayca güvenen birisi değilim. They can share my secrets with others. Sırlarımı başkalarıyla paylaşabilirler. Bu da yine kolay arkadaş olunacak birisine benzemiyor. Doğru cevabımız Simon arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuz 6. soru. Soru köküyle başlayalım. Find which of the following is appropriate for both of them. Aşağıdakilerden hangisi her iki kişiye de uygundur? Mary and Adam iki farklı arkadaşım var. Bunların hobilerinden bahsetmiş. Bakalım Mary'nin hobileri neymiş arkadaşlar? Listening to music müzik dinlemek, cooking meals across the world dünyanın farklı yerlerinden yemekleri pişirmek, following fashion and trends modayı ve trend olan şeyleri takip etmek. Bunlar Mary'nin hobileri arkadaşlar. Adam's hobbies. Adam'ın Adam hobilerine bakalım. Watching classical movies film izlemek, preparing authentic meals otantik yemekler yani ilginç yemekler hazırlamak bu da dünyanın farklı yerlerinden yemek hazırlamakla ilgili olabilir. Reading books from world classics dünya klasiklerinden bazı kitaplar okumak. Baktığımız zaman ortak ikisinde kesişen noktanın burası olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir de web sayfalarımız var. Bunlara bakalım. A şıkkında www.fantasticmovies.com diye bir sitemiz arkadaşlar. Bu filmlerle ilgili belki Adam için uygun olabilir ama Mary için uygun bir siteye benzemiyor. Adventureworld.com diye bir başka web sayfamız var B şıkkında. Bu da dünyadaki macerayla ilgili. Yani sanki macera arayan birileri bu şeyi tercih edebilir ama iki arkadaşımız da herhalde macera aramıyordu. Bunlarla ilgili olamaz arkadaşlar. Readmania, okuma çılgını, okumayı çok seven, okumaya düşkün anlamlarına gelen bir web sayfası bu arkadaşlar. Adamıza uygun bir web sayfası ama Merin'in kitaplarıyla arası nasıl pek bilemiyoruz. Learndifferentrecipes.com bu sayfa ise arkadaşlar farklı tarifler öğrenmekle ilgili bir web sayfası. Doğru cevabım bu arkadaşlar. Dünyanın farklı yerlerinde yemek pişirmekle iki kişi de ilgiliydi. Orada Kobe'yi bulduk. Question 7. 7 numaralı sorudayız arkadaşlar. Which of the following doesn't complete the conversation? Aşağıdakilerden hangisi konuşmayı tamamlamaz? Buradaki not, com not complete önemli. Bu ipucuna dikkat etmemiz lazım. Read the conversation below and answer the question. Aşağıdaki konuşmayı okuyup sorulara cevap verin. Sally ve Lucy konuşmuş arkadaşlar. My friends and I are going to celebrate my birthday this Saturday. Do you want to join us? Bir doğum günü partisi var ve arkadaşını davet ediyor. Lucy, of course I'd like. I'd like to come but wait a second. Aa tabii gelmek isterim ama bir dakika. What time are you going to meet exactly? Tam olarak saat kaçta buluşmayı düşünüyorsunuz? Sally, uh, it will be 6:30 p.m saat 6.30'da olacak. Bu senin burada söylediği ifadeyi aşağıdan bulmamız gerekiyor. Bu kısım diyalogda boş arkadaşlar. Oh no, oh that's really bad. So you can't so you can't attend the party. Demek ki partiye gelemeyeceksin. Unfortunately it seems so. Maalesef öyle gözüküyor. Maybe the next time I can join. Belki bir sonraki sefere katılabilirim. Okay, see you next time. Okey bir sonraki sefere görüşmek üzere şeklinde ayrılıyorlar. Partiye gelemeyen bir kişinin söylediği ifade olması lazım. Yani burada boşluğa uygun gelen seçeneğin olumsuz cevap veren bir şey olması gerekiyor arkadaşlar. A şıkkına baktığımız zaman it's okay for me yani saatin kendisine uygun olduğunu söylüyor Selim. Benim aradığım bu diyalogda partiye gidemeyecek bir cevap. O yüzden burası uygun bir cevap gibi değil arkadaşlar. Bu benim doğru cevabım olabilir bekliyorum. I've got a math course at that time. O zaman yani saat 6.30 gibi benim bir matematik dersim var. Bu cevap boşluğa uygun bir seçenek. Yani burayı tamamlayabilirim. O zaman bu doğru cevap olamaz benim için. I must go to my guitar course. Bir kursdan bahsediliyor. Yani partiye katılamayacak bir kişinin cevabı olabilir. I have an exam at my language course. Dil kursunda bir sınavım var. Bu da yine partiye katılamayacak bir kişinin vereceği cevap. Bunların üçünü de ben boşluğa yerleştirirsem diyalog uygun bir şekilde tamamlanır. Ama uygun tamamlayamayan hangisi arkadaşlar? It's okay for me. Yani saatle ilgili sorunu olmayan kişinin verdiği cevap. Bu da A şıkkında doğru cevap yapar. Okay. Question 8. 8. sorudayız arkadaşlar. Burada bazı resimler var. Soru köküne bakalım önce. Janet attends some activities on weekends. Janet Jane hafta sonları bazı faaliyetlere katılıyormuş. These are the brochures of them. Bunlar da bu faaliyetlerin broşürleri. Which of the following doesn't match with one of the brochures? Evet, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki broşürlerden birisiyle uyumlu değildir? She prefers learning dishes of different countries. She prefers learning dishes of different countries. Yani farklı ülkelerin yemeklerini öğrenmekle ilgili. Bu şık ikinci resimle eşleşebiliyor. Doing sport is a trendy free time activity. Spor yapmak popüler bir boş zaman etkinliğidir arkadaşlar. Sporla ilgili bir şey arıyorum. Burada bakalım şöyle. Sporla ilgili herhangi bir şey göremiyorum arkadaşlar. Doğru cevabım bu olabilir ama bekleyelim. Diğer şıklarımıza da bir göz atalım. She is interested in traveling to different countries. Farklı ülkeleri seyahat etmekle ilgilenir. Şurada gördüğüm görseller farklı ülkelerden önemli turistik yerlerle ilgili arkadaşlar. O zaman bu seyahatlerle ilgili olabilir. Bu resmime de bir işaret koyayım. Learning foreign languages is one of her hobbies. Yabancı dil öğrenmek onun hobilerinden birisidir. Buradaki resimde de arkadaşlar farklı dillerde selam verilmiş. O zaman benim doğru cevabım B şıkkı olacak. Bunlar çünkü aradığım cevap değil arkadaşlar. Resimlerle uyumlulardı. Bana uyan cevaplar olmadığı için çarpı koydum. Doğru cevap Bursa. Evet arkadaşlar denememizin sonuna geldik. Bundan sonraki denemelerimizde mutlaka takip edin. İngilizce sınavda ayırt edici bir ders arkadaşlar. Yukarıya oynayan yüksek net yapan öğrencilerin matematik, Türkçe gibi derslerde özellikle sene başından beri iyi hazırlandıklarını biliyoruz. İngilizce'de kelime ile ilgili çalışmalarınız çok önemli ve bolca soru çözüp deneme çözmelisiniz. Size sınavınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. See you, take care.